turizm için hayvanlar oldukça önemli bir değer. Ama turizm endüstrisi tabii çok hızlı gelişiyor, değişiyor. Ve şu anda işte Berlin'deki ITB Berlin Turizm Fuarı'nda, yani dünyanın en büyük fuarında, işte turizmi nasıl geliştireceğimizi Dünya Turizm Örgütü yetkilileri, turizm profesyonelleri konuşuyor. Biz de size şunu soralım. Bugün turizm endüstrisinin gelişiminde özellikle ülkemiz merkezli düşünecek olursak, bugün bu hayvanlarımızın turizme katılımıyla ilgili düzenlemeler anahtar rolü üstlenebilir mi sizce? Evet, üstlenmek durumunda zaten. Musa hocamın okuduğu bir açıkladı, ben de benzerini gördüm. Dünyada hani pete değer veren gibi bir başlık vardı. O ülkenin arasında değiliz. Amerika'nın başta olması da tesadüf mü değil, belki sayısı. Bir gün uçakta bir bayanla oturmuştum. Dedim, yani soruyorsun sen ne iş yaparsın gibi. Pet taşıyıcısıyım dedi. Dedim, nasıl bir meslek bu acaba? Türkiye'den Amerika'ya evcil hayvan taşıyormuş yılın belli aylarında. İşi bu. Yani bir insanın işi bu. Çünkü onların gözünde biz köpeklerimize yeterince bakmıyoruz. Ama o canlıların bakılabilecekleri yere gitmeleri gerekiyor. Bu imaj making dediğimiz, önce bu imajı silmemiz gerekiyor. Artı ekonomik boyutta siz güzel bir şeye değindiniz. Ama belki ülkemiz için değindik onu. Evet, burada da petin bakımı, yani evcil hayvanın bakımı pahalı. O bakımı sağlayan kişinin gittiği otel de pahalı ama genelde. Dünyadaki genel trend bu. Ancak Avrupa'daki örneklerde bungalov evler ya da Türkiye'de yeni başlayan bu tiny house'larda aile evinde ne yapıyorsa kalkıp oraya gidiyor, ev kiralıyor ya da işte bungalov kiralıyor diyelim. Ama dışarı çıktığında bir köpeğin bütün ihtiyaçları var. Otellerimizin hani o hayvan işaretinin dışında bunları acilen sağlaması gerekiyor. Mesela köpek eğitimi veren oteller neden olmasın? Var birkaç tane, Türkiye'de de var. Yani az önce doktor beyefendinin, Gürüz Bey'in yaptığı işi daha kapsamlı bir çiftliğe, bir otelde sunduğunuzu düşünün. Orada sosyalleşmeyi ve süreci. Çok güzel sağlıklarından söz ettik, bizi mutlu ettiklerinden. Ama köpeklerin psikolojisi de sahibi açısından, benim de bir dönem vardı. Düşünüyorum, evdeki herkesten önce o geliyordu. Çünkü o ifade edemiyor diye düşünüyoruz. Ve sahibinden tatil nedeniyle uzun süre ayrılan köpekler psikolojik olarak döndüğünde işte yemek yemiyor vesaire, sahibi çok üzülüyor. Bunu buradan yola çıkarak bir, belli klasmanda oteller, bungalovlar ama orta sınıfa. Avrupa'da buraya orta sınıf evinde ne yapıyorsa gidip orada yapmayı istediği için gidiyor. Ya da iki model uyguluyorlar. Buradaki örnek modellerden belki ülkemize esinlenme olabilir. Bir, siz günün belli saat, otelinizde kendi odanızda kalıyorsunuz. Günün belli saatlerinde köpeğinizi alıp gezdirip sizden uzun süre ayrılmasının psikolojik sorunlarını önleme hedefli. Bu zaman ne oluyor? Hem köpeğinize ücret ödüyorsunuz, yani tesis boyutuna baktığınızda hem köpekten kazanıyor tesis, hem sizden kazanıyor. Bir bu olabilir, olabilir değil, uygulanan modellerden Türkiye'nin bunu geliştirmesi gerekiyor. Artı diğer ülkelerde olmayan bizim özellikle bu doğal parklarımız. Yani Avrupa'da da var ama alan çok küçük Avrupa'da. Bir Belçika'yı, bir Hollanda'yı düşünün. 11 milyon nüfusun yaşadığı ülkeler bunlar. Böyle baktığınızda Türkiye'de işte Sultan Sazlığı'ndan aklıma gelmeyen birçok yer söz konusu. O bölgenin ekonomisini destekleyecek en kolay şey o bölgedeki hayvan türleri ve onların korunduğunu, doğal ortamda mutlu olduğunu görüp İnsanla hayvanın o kaliteli birlikteliğini gelin deneyimleyin. Artık deneyimlemek istiyorlar. Bu işte vahşi ormanlarda gördüğü hayvanların ille de olması gerekmiyor. Ben örneğin köpeği seviyorum ama kendi yaşamındayım. Köpekle olamıyorum. Bakamam. Yapamıyorum. O zaman benim tatilimi belki de öyle bir yerde geçirmek arzum vardır. Geçici bile olsa insan hayvan dostluğunu geliştirmek. Artı köpeği o arada sosyalleşmek
diye dikkate alabiliriz. O da var. Bir de hayvanların zeka olayı challenge diyoruz. İnsan, siz çok güzel bir şey dediniz Sinan Bey. Herkes geziyor artık dediniz. Her yaştan herkes, her ekonomik sınıftan herkes geziyor. Ve köpekler gezmeyi sever dediniz ama aslında bütün canlıların o challenge dediğimiz beyne gördüğümüz nesnelerden farklı şeyler görmeye ihtiyacımız var. Bunu nörologlar daha iyi açıklayacaktır. Hani bisikletinizle her gün aynı yoldan gitmeyin. İşte nasıl diyeyim, her gün farklı yollarla işinize gidin dediği gibi beyne yeni uyarıcılar vermek köpeğin de sağlığı için gerekli. Yani bunu köpek psikologlarının da söyledi. Hep insan boyutundan baktık. Çünkü o canlı ne kadar mutluysa bizi de o kadar mutlu eder. O zaman turizmin hedefi mutluluk ve deneyim vaat etmekse Türkiye'deki olanaklar hemen hemen hiçbir ülkede yok. Ama biz onun ne kadar karlı bir sektör olacağının belki de ayrımında olmamız gerekiyor. Tesislerimizi her programda diyorum yeter diyeceksiniz belki ama hazır bulunuşluk. Eğer biz hazır olursak ondan sonra sosyal medya zaten buna hazır. Ve eski dünyadaki gibi değil, yeni kuşak şu anda gelen yeni nesiller toplumsal değerlere, hayvan haklarına, hayvanın istismar edilmemesine daha duyarlılar. Israrla belirteceğim kelime de hayvanların refahı bizim refahımızın destekleyicisidir diyorum. Zaman daha uzatmayayım derim. Çünkü benzer o tasarım özellikle hava köpeğin ya da hep köpek örneği verdik. Çünkü en yaygın o seyahat ediyor. Evinden çıktığında ulaştığı konaklamaya kadar ki dizaynın en baştan Türkiye'de bunun modifikasyon için dedikleri modifiye edilmesi zor değil. Bunun yapacağınız yatırımın 10 katını 20 katını alacağınızı düşündüğünüzde bence değer diye düşünüyorum. Çok güzel bir anahtar olabilir, çıkış noktası olabilir. Zaten var. Var olan örnekleri çoğaltmak o zaman katma değer yaratan bu Musa hocamın saydığı ülkedeki turistler de gelir diye çok teşekkür ediyorum. Sevgiler Evet. saygılar hepinize. Şimdi şöyle tabii burada turizm endüstrisinde özellikle petlerin katılımıyla ilgili ülke örnekleri verildi. Yani ülkeler bu işleri keşfetmişler, yol kat etmişler, büyük bir ekonomi alanı yaratmışlar. Ve siz de dediniz ki tabii Türkiye burada bir rol üstlenebilir. Çünkü Türkiye'nin aslında hayvanların seveceği birçok doğal parklar, ya da etkileşimde bulunacakları alanlar, vakit geçirecekleri, eğlenecekleri alanlar var. Bunu sahipleriyle birlikte yaşayabilirler. Örneğin bugün hem de bunun tabii bölgesel kalkınma ve ekonomiyi ve bu ekoturizmi desteklemek için aslında Türkiye'de deneyim örnekleri yaratılabilir. Bunun içerisinde biz hep insanları, yani bugün Türkiye deneyim turizmini mesela ne yapılıyor? Kapadokya'da işte balona biniliyor. İşte gidip 500 metre yukarıda nikah kıyıyor adam. Orada fotoğraf çektiriyor. Bu bir deneyim oluyor filan. Ama bugün işte köpeğiniz varsa, köpeğinizle beraber işte doğa yürüyüşü, dağ yürüyüşleri var. Bunlara katılabilirsiniz. Fotoğraf çekersiniz. Bilmem nerede bilmem ne yaparsınız. Ama köpeğiniz de yanınızda olabilir. İşte oteldeki o kısıtlı mekanlara tıkışıp kalmaktan çok daha iyidir. Gerçekten keyifli ve yorucu bir gün geçireceği için bu hayvanlar akşamda mışıl mışıl uyuyabilir, değil mi? Ve böylece mutsuz olmaz. Çünkü hayvanı dahil ettiğimiz turizmde eğer ki köpeğimiz, kedimiz mutsuz oluyorsa biz aslında daha çok mutsuz olacağız diye bir de onu mutlu etmek için bir sürü çaba harcayacağız. Yani bu akıllıca bir iş olmaz. Onun için madem ki yanımızda birileri varsa, biz de mutluluk arıyorsak önce onların mutluluklarını bir temin edelim. Ondan sonra biz zaten mutlu oluruz diye düşünebiliriz.